İkinci görev formumuzu da oluşturduk. Bu ikinci görev formunda da iki tane seçeneğimiz olacak. Hemen bakalım. Bileşen ekle dedim. Hesapla dedim. Eylem kısmından birleştiriyorum. Buton adımızı hemen değiştirelim. Görevi cevapla şeklinde yazdım. Arka plan rengimizi de sarı yapalım. Durumumuzu hemen güncelleyelim. Görev cevaplandı şeklinde bir durum güncellemesi yapalım. Görevi cevapla butonuna bastıktan sonra tekrardan bu görev detayları formu başlatan kişiye gitmesi gerekiyor. O yüzden hemen kopyalıyorum, yapıştırıyorum, birbirlerine bağladım. Eğer atanacak kişi herhangi bir not yazıp görevi cevapladıysa bu notu başlatan kişi görecek. Başlatan kişi de nota cevap vererek tekrardan atanacak kişiye yollayacak. Bunu da cevapla butonu diyelim. Arka plan rengimizi de sarı yapalım. Formumuz aynı, hiçbir değişiklik yok. İkinci seçeneğimizde hemen onu da yapalım. Yine bir durum güncelliği. Bileşen ekle dedim. Hesapla bileşeni. Durum güncelle dedim. Eylemden çekiyorum. Bu da görevi tamamla seçeneğimiz olsun. Rengine yeşil yaptım. Durumumuzu ayarlayalım hemen. Görev tamamlandı. Görev tamamlandıktan sonra hemen bir mailimizi çekelim. Bunun için de yine bir hesapla bileşenine ihtiyacımız var. Set email dedim. Atama yapanın mail adresi. Bunun için de bir fonksiyonumuz var. Hemen bulalım. Evet, get user email. Burada user ID'mizi istiyor. Hatırlarsanız en başta hesapla kısmından ID'mizi sistemden çekmiştik. Hemen o veri elementimizi buluyoruz. Atama yapan ID. Yani atama yapan kişinin mailine bir mail yollayacağız. Hemen bileşen ekliyorum. E-posta gönder. Üzerine çift tıkladım. Şimdi burada detaylarımızı gideceğiz. Gönderen adını eFlow yaptım. Kime? 3 noktaya tıkladım. Burada e-posta adresi ekleyebiliriz. Kullanıcılardan veya gruptan ekleyebiliriz. Ya da işlem verisinden ekleyebiliriz. Biz işlem verisinden ekleyeceğiz. Atama yapan e-mail adresini seçiyorum. Daha demin sistemden hesapla bileşeniyle bulduğumuz e-mail adresi. Konu kısmına da hemen buradan görev numarasını bulalım. Bu görev numaralı görev atama sonucu şeklinde bir konu yazalım. Hemen içeriğine gelelim. İçerik kısmına da yine şöyle yapabiliriz. Görev numarası. Görev numaramız gelecek. Numaralı görev tamamlanmıştır. Detaylar aşağıdaki gibidir şeklinde aşağıya da not kısmımızı ekleyelim. Hemen ifade sihirbazından bakalım. Evet, veri elementlerimiz gelmiş.
bu şekilde yapabiliriz. E-posta gönderdikten sonra sürecimizi sonlandıralım. Süreç sonlandır. Sürükle bırak yaptım. Başarılı ise süreci sonlandır diyorum. Bu kısım da buraya kadardı.